Milattan önce 44 yılında Jules Caesar'ın öldürülmesiyle birlikte bir kargaşa ortamı başlıyor Tarsus'ta. Jules Caesar'ın ölümüne sebep veren Brutus'u desteklediği bilinen Mısır kraliçesi Kleopatra. O dönemin Tarsus valisi olan Marcus Antonius tarafından Tarsus'a davet ediliyor. Antonius'un amacı Kleopatra'ya Jules Caesar'ın ölümü için hesap sormaktı. Ancak Kleopatra, bu arkamda gördüğünüz Kleopatra kapısından içeriye girdiğinde büyülendi Marcus Antonius ve tarihin ilk büyük aşkı burada doğdu. Kleopatra Tarsus'a son derece görkemli bir gemiyle geldi. Kidnos çayındaki kanalları takip ederek buraya ulaştı. Marcus Antonius'u gemisine davet etti. Marcus Antonius gemiye gittiği anda Kleopatra'nın güzelliğiyle büyülendi. Aslında ona hesap soracaktı, ondan nefret ediyordu. Ancak nefreti büyük bir aşka dönüştü. Ne derler bilirsiniz, büyük aşklar nefretle başlar. Evet, Antonius her şeyi unutarak Kleopatra'ya hayran gözlerle bakmaya başladı. Kleopatra ona bir içki ikram etti. Tarihçi Pelinius'un aktardığına göre kraliçe misafirine bir kadeh şarap sunmaktadır. Ancak kraliçe tacından çıkardığı çiçeği bu şaraba daldırır ve öyle ikram eder misafirine. Marcus Antonius tam şarabı dudaklarına götürdüğü sırada Kleopatra dur der. Seni öldürebilirdim ancak yapmadım. Çünkü tacından çıkardığım çiçeğin üzerinde zehir vardı. Antonius dehşete kapılır, hayran gözlerle Kleopatra'ya bakar ve işte o anda büyük bir aşk başlar. Tam 7 yıl sürecek olan bu aşk Tarsus'ta başlayıp Mısır'da devam edecektir. M.Ö. 40'lı yılında Kleopatra'nın Tarsus'a geldiği tahmin ediliyor. Gemi Tarsus'a, bu Kleopatra kapısı dediğimiz bölgeye yaklaştığında tüm Tarsus halkı Mısır gemisini hayranlıkla seyrediyor. Tarsus halkının anlatımlarına göre o gün burada yaşananlar Mısır kraliçesini aşk tanrıçası Venüs'e benzeterek, Marcus Antonius'u da şarap tanrısı Bacchus'a benzeterek diyorlar ki aşk tanrısı Venüs'le şarap tanrısı Bacchus'un buluşması yaşandı burada. Antonius'la Kleopatra uzun bir süre Tarsus'ta kaldılar ve aşklarını burada yaşadılar. Antonius'un bu dönemde Tarsus'a katkıları çok büyük. Hatta Bergama'da bulunan en büyük kütüphaneyi Tarsus'a getirtiyor. Ancak daha sonra Kleopatra'nın ısrarları neticesinde bu büyük aşklarıyla birlikte kendileri de Mısır'a taşınıyorlar ve büyük kütüphaneyi de Tarsus'tan alarak İskenderiye'ye taşıyorlar. M.Ö. 41 yılında başlayan bu büyük aşk Mısır'da M.Ö. 37 yılında bir evlilikle taçlanıyor. Hatta Kleopatra ve Antonius'un bu evlilikten iki tane kız çocukları oluyor. Ancak Roma bu büyük aşka kendini kaptıran Marcus Antonius'a tepki gösteriyor ve savaş açıyorlar. Kleopatra ve Antonius birlikte mücadele etseler de yenilecekler. Kleopatra'nın ölüm haberini duyan Antonius kendini öldürecek. Ancak daha sonra Kleopatra'nın ölmediği anlaşılıyor. Kleopatra Mısır için çok önemli bir kraliçeydi. Aynı şekilde Marcus Antonius da Roma'nın önemli komutanlarından bir tanesiydi. İşte bu ikisinin denizler ötesi devam eden aşkı tarihe yön verdi. Sevgi engel tanımaz, öyle değil mi? Sevgi her kapıyı açar. Aranızda okyanuslar da olsa, büyük dağlar, çöller de olsa bir şekilde aşarsınız sevdiğiniz için. İşte Marcus Antonius ve Kleopatra'nın aşkı da böyle zor engelleri aşarak ortaya çıktı.